Gazeteciden merhabalar sevgili seyirciler. Ben Selahattin Sekin. Yeni bir programda karşınızdayız. Efendim bu akşam stüdyomuzda önemli bir konuğu ağırlıyoruz. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Sayın Ömer Çelik canlı yayın konuğumuz. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ve yine stüdyomuzda değerli Adanalılar var. İzleyicilerimiz de var. Sizler de hoş geldiniz efendim. Sayın Bakanım, Türkiye hızla bir referanduma gidiyor. Artık saatler kaldı, öyle diyelim. Şöyle eleştiriler var, deniyor ki ne güzel bir parlamenter sistemimiz vardı. Nereden çıktı bu değişiklik? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu, bu değişikliğe ihtiyaç duyuldu? İyi bir soru. Şimdi Türkiye'deki siyasal, resme, siyasal fotoğrafa iyi bakarsak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bizim kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız. Evet. Türkiye'deki başbakan, balık makamında partimizin genel başkanı oturuyor. Meclis çoğunluğu bizde, hükümet bizde. Eğer biz daha çok güç peşinde koşuyor olsaydık, daha çok güç arayışı içinde olsaydık, o zaman biz bu sistem değişmesini istemeliydik. Biliyorsunuz işte AK Parti ve MHP milletvekilleri destek verdiler mecliste. AK Parti'ye güç kazandıracak bir şeye de MHP'nin de evet dememesi lazımdı o zaman. Buna karşılık bu sistem içerisinde milletten vize alamayarak iktidar olamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle düşünmesi lazımdı. Ya ben bu sistemde hiçbir şekilde iktidar olamıyorum. O zaman sistem değişsin demesi lazım. Evet. Ama tam tersi oluyor. Demek ki bu sosyal karşılığı olan, siyasal karşılığı olan bir ihtiyaç. Demek ki mesele gücü artırma, gücü daha derinleştirme meselesi değil. Türkiye bir takım süreçlerden geçti ve önünde bir tablo var. Hiç kimse bir daha Türkiye'de bir darbe girişimi olacağını düşünmüyordu. Darbeler geride bırakılmıştır. Bu kadar akıl dışı, izan dışı, ahlak dışı bir şey olmaz deniyordu. Fakat 15 Temmuz gecesi Fethullahçı terör örgütü bir darbe girişiminde bulundu. Devleti işgal girişiminde bulundu. Türkiye'de koalisyonlar geride kalmıştır deniyordu. Ne gördük? 7 Haziran'da abi koalisyon tablosu ortaya çıkabiliyormuş demek ki. Türkiye'nin demek ki geleneksel krizleri bu sistem içerisinde üremeye devam ediyor. Bunları geride bırakan bir sistem değişikliğine gitmesi lazım Türkiye'nin. Evet. Bir de mesela şöyle bir şey düşünün. Tam 15 Temmuz gecesini düşünün. Tabii ki bu darbeyi aziz milletimizin büyük fedakarlığıyla engelledik. Ama geçmiş yıllarda olduğu gibi o gece Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir çelişki ve çatışma olsaydı. Ya da bir koalisyon olsaydı. Örneğin İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ayrı ayrı partilerden olsaydı ve aralarında bir takım anlaşmazlıklar olsaydı darbe girişimini engelleme konusunda. Türkiye'nin ödeyeceği bedeli tahmin edemezsiniz. Şimdi vatandaş sandıkta bir irade kuruyor. Ben diyor Türkiye'nin şu şekilde yönetilmesini istiyorum diyor. Fakat sandıktan bu irade çıktıktan sonra bu gerçek bir hükümet modeline her zaman dönüşmüyor. Örneğin işte 60'ta bir irade çıkardı 60'tan önce. 60'ta tuttuğu eli silahlı bir çete o hükümeti devirdi. Başbakanı ve bakanları idam etti. Onun dışında da Türkiye her zaman vatandaşın kurduğu irade ya koalisyon yüzünden sarsılmış ve zayıflamıştır. Ya askeri vesayetin ortaya çıkmasıyla sarsılmış ve zayıflamıştır. Ya da yargı vesayetinin ortaya çıkmasıyla sarsılmış ve zayıflamıştır. Demek ki vatandaş iradeyi kurduğu halde sistem vatandaşın iradesine karşı bir irade üretiyor. O zaman burada vatandaş sisteme uymayacağına göre, vatandaşın sisteme uyması Sovyetik, Stalinist bir modeldir. Evet. Öyle bir model otoriter, totaliter bir modeldir. Öyle bir model olmayacağına göre, demokratik bir sistemde sistem vatandaşın bu iradesine uygun, krizlerden uzak bir yapı ortaya çıkarmak durumunda. Yani istikrarı garanti altına alan. Şimdi burada rejim değişikliği mi oluyor deniyor. Bu Türkiye'nin eski bir hikayesidir. Türkiye'de hiç kimsenin adını bilmediği ama her zaman bu bahsettiğim sistem içindeki krizlerden dolayı iktidar olan bir parti vardır. Yani bu partinin İçişleri Bakanlığı'nda kaydı yoktur. Bunun adını kimse bilmez. Bu partinin adı benim söyleyişimle rejimi istismar partisidir. Evet. Bunlar her dönemde vatandaşın kurduğu irade karşısında bir hükümet, milletin iradesini güçlendiren, Türkiye'deki istikrarı güçlendiren bir yapı ortaya çıkarmaya çalıştığında
hemen bir rejim krizi çıkarmaya çalışırlar. Bu rejim krizi meselesine daha derin bakmak lazım. Ben ilk milletvekili olduğumda tarım politikası, sağlık politikası konuşulurken bile rejimden bahsediyordu birileri. O zaman anladım ki Türkiye'de milletin iradesi için iyi bir iş yapmaya kalktığınızda bu rejimi istismar partisi hemen rejim kriziyle milletin iradesinin önünü kesmeye çalışıyor. Bunun içinde askeri vesayet odakları vardır, yargı vesayet odakları vardır, çeşitli statükonun emrinde sivil siyasetçiler vardır. Bu bir koalisyondur. Bu koalisyonun ana özelliği, rejimi istismar partisinin ana işlevi, Türkiye'de milletin iradesinin önüne ket vurmak, engel çıkarmak, set çekmektir. Şimdi rejim nedir? Türkiye'nin rejimi layık demokratik bir cumhuriyet, bir sosyal hukuk devleti. Bu rejimde hiç kimsenin bir problemi yok. Ama rejim değişikliği ne zaman olmuştur? 1960 darbesi bir rejim değişikliğidir. Rejimin esası cumhuriyet, demokratik cumhuriyettir. Rejim değişikliği demek, cumhuriyetin içinden cumhuru çalmak demektir. Cumhurun iradesini gasp etmek demektir. 1960 darbesi budur, 1980 darbesi budur, 28 Şubat budur. 15 Temmuz gecesi Fethullahçı terör örgütünün yapmaya çalıştığı buydu. Peki 60 darbesinde ve 28 Şubat'ta o rejim değişikliklerine destek verenler kimlerdi? Onları gözünüzün önüne getirin. Bugün onlar Türkiye'de rejim değişikliği oluyor diye konuşuyorlar. Esasında millet için bir sistem değişikliği yaptığınızda bunu rejim krizine çevirmeye çalışırlar. Millet güçlenmesin diye. Evet. Bu tartışmanın özü budur. Efendim şimdi kampanya boyunca şöyle bir dil hakim oldu. Özellikle muhalefet cephesi için söylüyorum. Ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen bir dille kampanya devam etti. Ama son dönemece girildiğinde aniden bir değişiklik oldu. İşte bir milletvekili çıktı, denize dökeriz dedi. Sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu birdenbire kontrollü darbe dedi. Siz 15 Temmuz'a vurgu yaptınız. Ne oldu da bu değişiklik oldu, bu dil değişti? Şimdi tabii her şey aslına rücu eder diye güzel bir laf vardır. Bunu bir kampanya taktiği olarak bu uzlaşmacı bir söylem kullanmaya dikkat ettiler. Fakat baktılar ki evetlere doğru vatandaşımız yoğunlaşmaya başladığı andan itibaren o botoks siyaseti sona erdi. Hemen arkasından gerçek bir yüz ortaya çıktı. Nedir o? Millet ne söylerse söylesin, sonuçta biz bildiğimizi yaparız. Yani egemenlik kayıtsız şartsız millete ait olsa bile millet bu egemenliği ancak Cumhuriyet Halk Fırkası eliyle kullanır şeklindeki o eski ilkeleri yeniden kafalarında canlandı. Bir de tabii şu vardır, bu denize dökme ya da kontrollü darbe meselesi, bunlar bu ülkedeki vatandaşı asli kurucu iktidar olarak görmeyen, bu ülkedeki vatandaşı siyasi bazı seçkinler karşısında tali iktidar olarak gören anlayışın ürünüdür. Bu devletten millete bakıştır. Milletten devlete bakış değildir. Halbuki asli kurucu iktidar milletin ta kendisidir. Bu ülkede halk ne derse olur. Bu ülkenin sahibi, bu ülkenin patronu halktır. Egemenliğin sahibi odur. Birileri buna ortak olmaya, birileri buna set çekmeye, birileri buna form vermeye kalkıştığında işte bu sistem krizleri dediğimiz krizler oluyor. Ya burada Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi parti gibi davranmıyor. Siyasi partilerin temel özelliği, siyasi partilerin bir yüzü de bir siyasal aygıt olmanın yanında bir sivil toplum örgütüdürler. Yani toplumdaki talebi alırlar, devlete yansıtırlar. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti işleviyle, parti zihniyetiyle, siyasal bir zihniyetle davranmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir bürokratik zihniyetle davranıyor. Bürokratik bir aygıtın toplum için iyi olduğunu düşündüğü şeyleri topluma empoze etme, enjekte etme şeklinde bir yaklaşım var. Dolayısıyla demokratik siyasetin piramidini tersten okudukları için eninde sonunda geliyor, iş aslında rücu ediyor. İşte denize dökmekten bahsediyor. Ya da bir milletin şimdiye kadar olmayan bir şekilde bir darbeyi engellemiş olması ve demokrasi tarihini yeniden yazmış olması bir türlü anlayamadıkları bir şey. Yani onların kafasında hiçbir şekilde milletin bir darbeye direneceği, bir darbeyi alt edebileceği gibisinden bir yazılım yok. Tabii yazılımda bu olmadığı zaman da ortaya çıkan şey şu. İşte kontrollü darbe diyor ya da arkasında başka bir şey aramaya başlıyor. Bir de şimdi bütün siyasal sistemlerde iktidar olur. Bir tek demokrasilerde ana muhalefet var. Dolayısıyla demokratik bir sistem açısından ana muhalefet çok önemlidir.
hayati bir fonksiyon icra etmesi gerekir. Yani ciddi olması lazım. Ana muhalefet partisi lideri bir şey söylediği zaman kulak kabartmanız, dikkat kesilmeniz lazım. 15 Temmuz'un üzerinden bu kadar zaman geçmiş, referandumun artık neredeyse 40. gününe gelmiş, 3. haftasına gelinmiş, böyle bir şey atıyor ortaya. Peki altını dolduracak iki tane cümle var mı? Yok. İki paragraf yazabiliyor mu bunun altına? Yok. Şimdi bu kadar duyarsız, bu kadar sorumsuz bir ana muhalefet partisi liderliği Türkiye için bir siyasal yüktür doğrusu. Ve bu Türkiye için maalesef zarar üretmektedir. Bu yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı sisteminde bahsettiğiniz vesayet odakları, işte askeri vesayet, yine diğer vesayet odakları tamamen yok edilebilecek mi? Türkiye'nin istikbaline ne gibi bir katkı koyacak bu sistem? Evet, bu çok doğru ve yerinde bir soru. Niye bunlar oluyor? Çünkü bu kurumlar gerçek işlevlerinin dışında, bu kurumların içinde birileri, kurumların tamamını suçlamıyoruz, kendilerini bir siyasal güç olarak görüyorlar. Örneğin yargının içinde belli bir kesim geçmişte kendisini hukuki bir güç olarak değil, bir siyasal güç olarak görüyor. Ya da askeriyenin içinde bazıları kendisini bir güvenlik gücü olarak görmek yerine bir siyasal güç olarak görüyor. Bu da neden kaynaklanıyor? Siyasal gücün siyasi merkezde toparlanmamasından kaynaklı. Ya koalisyonlar yoluyla dağılıyor ya da zayıf siyasi iktidar modelleri, siyasetçinin demokrasiyle bağını zayıf kurmasından kaynaklanan zayıf siyasi iktidar modelleri yüzünden oluyor. Eğer siz siyasi gücü, halkın verdiği gücü, halkın siyasete verdiği gücü siyasi sistemin içinde konsolide ederseniz, o zaman bütün bu vesayet odakları tabii şeylerine çekileceklerdir. Yani şöyle düşünüyor bazıları. Yasama, yürütme, yargı var ama diyor ki askeri vesayete ya da askeri darbeye zihni kaymış olanlar, hayır diyor, önce esas kuvvet askeriyedir, ondan sonra yasama, yürütme, yargı gelir. Ya da bazısı diyor ki işte esas kuvvet jüristokrasidir, yani yargı vesayetidir. Ondan sonra diğer yasama, yürütme, halkın iradesi, sandık, öteki berihi gelir. Tabii ki Türkiye'de bunun dışında çok büyük bir yargı kesimi, demokrasiye, hukuka bağlı. Bunun dışında çok büyük bir silahlı kuvveti mensupları var, demokrasiye bağlı olanlar. Ama Türkiye'de bu refleks üretilmiştir. Ve yine üretildiğini görüyoruz. İşte 367 krizi meselesi böyle bir meseledir. Son ortaya çıkan bu darbe girişimi böyle bir meseledir. O zaman siyasal gücü demokratik sistem kime vermişse orada toplanacak. Kime vermiş bunu demokratik sistem? Sivil siyasete vermiş. Sivil siyasete vermişse onun orada birikmesini, başka yerlere dağılmasını engelleyeceksin. Ama orada bir zayıflık ortaya çıkarsa başka alanlar buna müdahale etmeye çalışır. Dolayısıyla buradaki problem şudur, bakın. Siyasal gücün, neden biz siyasal gücü sivil siyaset üzerinde tahkim edemiyoruz? Vatandaş bir siyasi irade kuruyor. Buradan güçlü bir irade çıksın diyor. Ama sonuçta koalisyon modeli ortaya çıktığı zaman o güçlü siyasal irade yönetim modeli olarak zayıf bir şekilde ortaya çıkıyor. O zaman biz koalisyondan arınmış bir sistem değişikliğine geçersek, koalisyon üretmeyen bir sistem değişikliğine geçersek, vatandaşın iradesinin hükümet üzerindeki etkisini %100 güçlendiririz. Ve şimdi de yaptığımız budur. İnşallah 16 Nisan'dan sonra evetler çıktığı zaman ben şuna bakarım. Ve Türkiye'nin büyüme hikayesinde, güçlenme hikayesinde de hep bunu gördüm. Vatandaşın iradesi büyüdükçe Türkiye büyür. Vatandaşın iradesi küçüldükçe Türkiye küçülür. Şimdi diyorlar ki, efendim işte Avrupa'daki bazı ülkeleri örnek veriyorlar. Oralarda koalisyon kültürü var, uzlaşma kültürü var. Bizde de koalisyon kültürü yok. Ne yapalım? Kültür ithal edecek bir halimiz yok. Yani her ülkenin bir karakteristiği var. Bizde koalisyon bir uzlaşma, bir sinerji üretmek yerine bir çatışma üretiyor ve siyasal alanı aşağıya çekiyor. O zaman siz koalisyon üretmeyen bir sisteme geçtiğinizde bakın vatandaşın iradesi bizim önerdiğimiz bu sistemde nasıl güçleniyor? Artık %12, %12, %12 alarak 3 parti %36 ile iktidar inşa edemez. En az %50'nin üstünde oy alması lazım. Bu da şu demektir, vatandaşın iradesinin %50'nin üstünde bir şekilde siyasal güce yansıması demektir. Vatandaşın iradesi %50'nin üstünde yansıdıktan sonra ve burada koalisyon olmadıktan sonra ne yapacaksınız? Demokrasinin sivil siyasete verdiği gücü tamamen sivil siyasete akıtmış, hükümete akıtmış olacaksınız. Dolayısıyla diğer vesayet odakları bu gücün bir parçası olarak ortaya çıkamayacak. Evet. Çokça eleştiriliyor ve söyleniyor tek adam meselesi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkileriyle ilgili eleştiriler yapılıyor. Deniyor ki Sayın Cumhurbaşkanı bir sabah kalkar, parlamentoyu beğenmez ve parlamentoyu fesheder. Ortadan kaldırır.
böyle geniş yetkilerle donatılıyor ve tek adam oluşturuluyor deniyor. Şimdi tabii siyasal sistemlerin mukayesesine girmek çok uzun bir şey alır. 3-4 saat sürer. Ama netice olarak şunu söyleyelim. Tek adamlığa en müsait sistem şu anki sistem. Yani burada işte Kenan Evren gibi birisi, bir cuntacı, cumhurbaşkanı olacak diye öyle yetkiler verilmiş ki hep de o tip adamlar gelecek diye. Orası bir vesayet makamı olarak konumlandırılmış. Türkiye'deki sistem şöyle işliyordu. Siyasal yapının üstünde, yani halkın seçtiği hükümetin üstünde Cumhurbaşkanlığı makamı bir vesayet makamıydı. Anayasanın üstünde de o kırmızı kitap denilen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi vardı. Evet. Ha, merhum Turgut Özal, 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, demokrat devlet adamlığı kişilikleriyle o vesayet makamının siyaset üzerinde vesayet kurmasına müsaade etmediler. Orayı demokratik bir şekilde işlettiler ama sistemin işleyişi o şekildedir. Düşünün ve herkes hatırlasın o günleri. 28 Şubat'ta silahlı bürokrasi hükümeti, seçilmiş hükümeti kuşatırken bunu Cumhurbaşkanlığı üzerinden yaptı. O zaman. Evet. O şekilde bir kuşatma ortaya çıktı. Merhum Demirel Cumhurbaşkanıydı o zaman. Şimdi dolayısıyla yani bu tarihselliği görmek lazım. Uzayda yaşamıyoruz. Bir tarihin içinden akıp geliyoruz. Bunu net bir şekilde görmek lazım. Şimdi bütün bunları gördüğümüzde bugün bu tek adamlık, diktatörlük tartışmaları Türkiye'de yerli tartışmalar değil. Bunlar Türkiye'nin rakibi olan ülkeler tarafından, Türkiye özellikle dış politikada müstakil bir dış politika uygulamaya başlayınca bu yapıldı. İşte bu manşetlerin benzeri birebir aynı kelimelerle merhum Özal için de atılmış zamanında. Yani biraz müstakil bir politika yürütmeye başladığı zaman Türkiye bu propaganda başlıyor. Esasında Türkiye'de milli duruşa sahip olan herkesin bu tartışmayı kategorik olarak reddetmesi lazımdı. Cumhurbaşkanımızı sevsin sevmesin, desteklesin desteklemesin. Ama onun yerine işte bu rejimi istismar partisi dediğim statüko partisi hemen bu tartışmayı ithal etti. Ve Türkiye'de bunu yürürlüğe sokmaya çalıştı. Şimdi enteresandır. Mesela bu işin tek adamlık meselesinin propagandasının bayraktarlığını yapan ana muhalefet partisinin lideri hayatında hiçbir makama seçim yoluyla gelmemiş. Yani işte bugün temsil et. Evet. Bizim cumhurbaşkanımızsa bulunduğu her makama seçimle gelmiş. Şimdi o ona diktatör diyor. O ona tek adam diyor. Diktatörlerin özelliği vardı. Diktatörler bütün siyasal tarihte tankın arkasına saklanır. Halkın içine girmekten korkar. Duvarın arkasına saklanır. İşte bu kadar tehdit alan, bu kadar kendisine karşı düşmanlık üretilen bizim Cumhurbaşkanımız istasyon meydanında geldi. 80 bin kişinin arasında miting yaptı halkla beraber. 15 Temmuz gecesi de Fethullahçı terör örgütünün tankına, topuna, tüfeğine, F-16'sına karşı, ölüme karşı yürüdü. Bu cesareti, bu liderliği gösterdi. Ama kritik zamanlarda demokratik duruşu şaibeli olan, kritik zamanlarda demokrasiyi, demokrasiden yana tavır alma konusunda mütereddit, ikircikli ya da fulu tavırlar üretenler bu kadar net tavır üreten bir siyasal lidere böyle bir yakıştırmada bulunuyorlar. Birincisi bu tabii bu bakımdan akıl ve izan dışı, ahlak dışı bir tartışma. Diğer bir konu da şu. Gençlik kollarından itibaren işte Cumhurbaşkanımızın siyasal hayatına, milletimiz pek çok safhasına şahit oldu. Şimdiye kadar ürettiği temel siyasal refleks, temel siyasal üretim halkın iradesinin güçlendirilmesidir. Halkın iradesinin güçlendirilmesine vurgu yapmaktan, halkın iradesini selamlamaktan başka bir siyasal duruşu olmamıştır. Yani bunun içerisinde ayrıca seçimin olduğu bir modelde, üstelik de hükümetin kurulması için en az %50 alınması gereken bir modelde nasıl diktatörlük üretilecek? Yani akıl dışı bir şey. Şimdi psikolojide yansıtma diye bir şey var. Bir insan akıl dışı bir şeyler söylemeye başladığında bu onun aklına nereden geliyor diye düşünüyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki onun geçmişinde arıyorsunuz. Ben mesela şu şeyi çok merak ettim. Ya bu muhtarlıkları kapatma meselesini nereden üretti ana muhalefet partisi lideri? Ya bu kadar saçma sapan bir şey olabilir mi diye. Bir arkadaşıma rica ettim. Arşive girdi buldu. Tek parti döneminde muhtarlıkları lağv etmişler CHP zamanında. Yani aslında kendi tarihselliği içerisinden üretiyor bunu. O belgeyi size vereyim. Belki o şeylerimiz, izleyicilerimiz görmek isterler. Muhtarlıkların yetkisi diyor, şunlara, şunlara, şunlara devredildi diyor. Böyle bir şey var, düzenleme var. Yani ya da işte deniyor ki, işte Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktı, Cumhurbaşkanı yardımcısına yetkileri bıraktı. O peki çok böyle olağanüstü aşırı kararlar alırsa, Türkiye türedi bir devlet değil. 1000 yıllık bir devletten bahsediyoruz biz. Bu topraklarda 1000 yıldır varız.
Türkiye'nin bazı kurumları, örneğin kara kuvvetleri 2200 yıllık. Böyle bir derinliği var. Türkiye'de A partisinden Cumhurbaşkanı, B partisinden meclis başkanına vekalet verdiği zamanda bile böyle şeyler olmadı. Yani bir toplum var, toplum vicdanı var, bir kamu vicdanı var. Hiç kimse orada istediği gibi o hareketi sergileyemez. Dolayısıyla Türkiye'nin devlet geleneğine de bir saygısızlık, Türkiye'nin bu büyük tecrübesine de bir saygısızlık, milletin duyarlılıklarına da bir saygısızlık. Burada bir de şöyle bir şey var. Şimdi demokratik bir zihin milleti özne görür. Bunlar nesne görüyorlar. Yani birisi çıkacak, tek adamlık ilan edecek, millet de bunu kabul edecek. Millet nesne sanki. Böyle bir şey olabilir mi? Millet bir öznedir. O kişinin nasıl davranacağını sürekli olarak o belirliyor. Ayrıca aynı kişi 4 yıl ya da 5 yıl sonra tekrar seçime girecek ve tekrar en az %50'nin üstünde oy almak isteyecek. Yani şimdi bu nasıl mümkün olacak bu kadar yanlış işler yapıldığı zaman? Bu nasıl ortaya çıkabilecek? Doğru işler konuşulmuyor. Şimdi bakın. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığıyla hükümetler arasında, hükümetle meclis arasında geçmişte çatışmalar olduğu zaman mevcut siyasal sistem bunun çözüm yollarını önermiyor. Hatta mevcut siyasal sistem daha çok çatışma üretiyor. Herkes zayıf kalsın diye. Kim çözdü meseleyi? Ya geldi askeri vesayet, darbe çıktı ortaya ya da yargı vesayeti çıktı ortaya. İşte 367 krizinden tutun da darbelere kadar. Şimdi bunun içerisine 18 maddelik bu değişikliğin içerisine siyasette bir tıkanma olduğu zaman, devlet hayatında bir tıkanma olduğu zaman bunu çözecek mekanizmalar yerleştirildi. Nedir o? Mesela Cumhurbaşkanı ve meclis arasında, yani hükümetle meclis arasında, Cumhurbaşkanı dediğimiz başkanlık sisteminde hükümet demektir. Hükümetle meclis arasında bir çatışma olduğu zaman, hükümetin başı olarak Cumhurbaşkanı meclisin seçime götürülmesini istediğinde, burada kalıyorsa düzenleme, tamam buna fesih diyebilirsiniz. Ama burada kalmıyor düzenleme. Bu gelişi güzel kullanılmasın diye meclisi seçime götürdüğü zaman kendi seçimi de yenilenmek durumunda. Dolayısıyla bir döneminden feragat ediyor. En fazla iki dönem kullanacağı için. Bu bir denge denetleme mekanizmasıdır. Kendi içerisinde bir kontrol mekanizmasıdır. Niye? Gelişi güzel meclisi feshedemesin diye. Ancak devlet hayatının kaldıramayacağı kadar ağır bir krizi çözmek üzere buna başvurulsun diye yapılmış. Ya da meclis, Cumhurbaşkanı yani hükümetin eylem ve işlemlerinden memnun değil ve bir siyasi tıkanıklık ortaya çıkıyor. O zaman belli bir çoğunlukla meclis hükümetin Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesini talep edebiliyor, bu iradeyi ortaya çıkarabiliyor. Ama Türkiye'de hükümet kurmanın, seçim yapmanın maliyeti de göz önüne alındığında bu yetki gelişi güzel kullanılmasın diye o zaman meclis de kendisini seçime götürmek durumunda kalıyor. Ne demek bu? Peki bu şekilde bir çözüm mekanizması olmasa ve hükümetle meclis arasında bir tıkanma olsa eskiden nasıl çözülüyor? Yani şimdiki sistemde 15 yıldır istikrar var. Böyle bir şey gözükmüyor ama eskiden nasıl çözülüyordu? Ya askeri vesayet hortluyordu ya yargı vesayeti hortluyordu. Şimdi siyasetin ve devlet hayatının kendi imkanları içinde çözebilecek bir mekanizma öğretilmiştir. Niye? Milletin görülecek işleri var, devletin görülecek işleri var. Millet ve devlet vakit kaybetmesin. Siyaset her zaman için çözüm üretsin, maliyet üretmesin diye yapılmış bu. Öbür türlü siyaset maliyet üretmeye başlarsa siyasetin varlık sebebi ortadan kalkar. Bu sefer siyasetin varlık sebebine, milletin siyasete yetki vermesinin sebebine, manasına ve meşruiyetine uygun bir düzenleme yapılmıştır. Bir kriz olduğunda kendi mekanizmalar içinde çözsün diye. Bu tam tersine tek adamlığı ya da sistem içerisinde bir kriz çıktığında birilerinin sistemin kurtarıcısı benim diye milletin iradesine el koymasını engelleyen bir durumdur. Evet. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu evet çadırını ziyaret ediyor. Cümlesini aynen okuyacağım ben size. Diyor ki evet çadırını ziyaret ettiğimde bir vatandaş bana 18 yaşında vekilliğe neden karşısınız diye sordu. Değiliz deyince şaşırdı. Vekillik yapıp ömür boyu askerlikten muaf olacakları için buna karşıyız diyor. Bu 18 yaş düzenlemesiyle ilgili. Bu 18 yaş düzenlemesiyle ilgili başka eleştiriler de var. İşte o Ankara'daki beyler kendi çocuklarını milletvekili yapmak için yapıyorlar bu değişikliği diyorlar. Ne diyorsunuz efendim? Bu tarz eleştiriler. Bakın evet. Bu tabii siyasetin doğasına biraz hürmet etmek lazım. Şimdi tuttular bir partide o partinin yöneticileri kendi çocuklarını milletvekili yaptılar. Millet buna oy verir mi? Vermez. Yani hep böyle toplumu nesne gibi görüyorlar. Siyaset bir şey yapacak, toplum kabul edecek. Niye versin? Ama çok iyi eğitimli olur. Değil mi? Kendi çocuğu da olsa bir yöneticinin, bir yerdeki bir şeyin, yani bir parti yöneticisi olur, bir milletvekili çocuğudur, başka bir şeydir. Bu da suç değil.
ya da sıradan bir şeydir dedir o, bir herhangi bir siyasette daha önce geçmişi olmayan bir esnafın çocuğudur, bir işçinin çocuğudur, bir yöneticinin çocuğudur. Bu fark etmez. Önemli olan onun toplum vicdanında bir karşılık bulması. Bu kişi donanımı itibariyle, beni temsil etme itibariyle milletvekilliğini hak etmiştir denilmesidir. Yoksa bir şöyle bir şey koyuluyor, bütün bir meclis 18 yaşındakilerden oluşacakmış gibi. Böyle bir şey de değil tabii ki bu. Ama meclislerde aranan temel özellik şudur. Her sosyal sınıftan ve her yaştan bir temsil kabiliyeti olursa ona meclisin temsil gücünün yüksek olması diyoruz. Şimdi 18 yaşındaki adam şehit oluyor bu ülke için. 18 yaşındaki adam oy veriyor, evleniyor, üniversiteye gidebiliyor, iş kurabiliyor. Niye seçilmesin? Yani genç insanlara bu düşmanlık nedir? Ayrıca o yetenekteki çeşitli partilerde gençlerin belli dönemlerde mecliste bulunması Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Gençlerden korkmamak lazım, gençlere güvenmek lazım. Nihayetinde memleketin bütün büyük işlerini gençlerle yapıyorlar. Ondan sonra da gençlik karşıtı şeyler üretiyorlar, siyasal tezler üretiyorlar. Bu askerlik meselesinde de şu vardır. Yani milletvekilliği de çok saygın bir şeydir, makamdır. Böyle 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişiden bahsetmiyoruz biz. Belli bir sayıda gençten bahsediyoruz. Bunların askerlikten muaf olmasından daha doğal ne olabilir? Yani bunlar da nihayetinde orada yaptığı iş de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde icra ettiği vazifede bir çeşit vatan görevidir, vatani görevdir. Bir şekilde onu yerine getirmiş olacak. Yani bunlar esasında problem olan şeyler değil de şöyle bir şey var. Bunları gündeme getiriyor koca bir ana muhalefet partisinin lideri. Sanki elimizdeki sistem çok mükemmel, bu sistemde de bula bula bu kusurları bulmuş gibisinde. Ya bu elimizdeki sistemin her tarafı dökülüyor. Bunun neresi parlamenter demokrasi Allah aşkına? Bunun neresinde kuvvetler ayrılığı var? İkide bir diyorlar ki parlamenter demokrasi var. Nerede parlamenter demokrasi var? Türkiye'de parlamenter demokrasinin bir tarih, bir birikim oluşturmasına müsaade etmediler ki. Darbelerle sürekli olarak kökten kestiler. Sürekli olarak kökten kestiler. Türkiye'de ne muhafazakarlık, ne sosyal demokrasi, ne milliyetçilik kendi kök damarlarıyla rahat bir şekilde buluşamadı. Sürekli olarak kökten bunlara müdahale ettiler. Türkiye'de bir siyasi birikim oluşmasın diye. Bunu darbeciler yaptılar. Türkiye'de keşke o şekilde köklü siyasi birikimlerin oluşma fırsatı olsaydı, büyük ana gövdeler ortaya çıkabilseydi ama buna müsaade etmediler. İkincisi kuvvetler ayrılığı diyor. Ne kuvvetler ayrılığı? Şimdi meclise hakim olan hükümete hakim oluyor, hükümete hakim olan meclise hakim oluyor. Bu kadar basit. Kuvvetler ayrılığı yok yasamayla yürütme arasında. Yani konuştukları kavramları doğru bir şekilde kullanmıyorlar ve yerli yerinde kullanmıyorlar. Efendim tam bu noktada işte parlamentonun bazı yetkilerinin elinden alındığı, işte denetim yetkisi, yürütme üzerindeki denetim yetkisinin elinden alındığı, gen sorunun kaldırıldığı, güven oyunun kaldırıldığı ifade ediliyor. Bu milletvekilleri bundan sonra ne yapacak? Milletvekilleri işte zaten problem o. Milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bundan sonra yasama faaliyeti yapacak. Şimdi bakın çok temel bir şey var. Asli kurucu iktidar kimdir? Millettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve diğer bütün kurumlar millet adına tali kurucu iktidar yetkisi kullanırlar. Bu net. Şimdi asli kurucu iktidar olan millet mevcut sistemde ne yapıyor? Milletvekillerini seçiyor. Tali kurucu iktidar olan meclisin içerisinden hükümet çıkıyor. O zaman mecliste bir gen soru olması makul. Ama şimdi asli kurucu iktidar olan millet vekilleri yoluyla hükümet seçmiyor. Gittiği zaman oy verecek. Asli kurucu iktidar hükümeti doğrudan seçecek, meclisi doğrudan seçecek. Asli kurucu iktidarın seçtiği bir hükümetin bir başka tali iktidar tarafından gen soruyla denetlenmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Yani onun dışında meclis soruşturması, işte yazılı soru önergeleri vesaire bu mekanizmaların hepsiyle denetleyebiliyor zaten. Bir de pratiğe bakalım, pratik hayata bakalım. Yani şimdi AK Parti hükümeti 15 yıldır iktidarda. Bu kadar gen soru verildi. Hangisi ne işe yaradı? Vakit kaybından başka bir şey olmadı. Ve o kadar saçma sapan gerekçelerle verildi ki bir takım taktiklerle bazen geri çekildiği bile oluyor. Şeyde. Burada asli bir denetim yapılacak. Asli kurucu iktidar oyunu verdiği andan itibaren diyelim ki 16 Nisan günü seçim olsa 16 Nisan günü akşam oylar sayıldığı andan itibaren hükümet faaliyete başlıyor. Bir daha mecliste hükümet kurulmasıyla vakit kaybedilmesi diye bir şey yok. Asli kurucu iktidar bu yetkiyi hükümete vermiş, bu yetkiyi meclise vermiş. Meclis o zaman ne yapacak? Yasama faaliyeti yapacak. Aynı dünyadaki diğer başkanlık sistemlerinde olduğu gibi. Şimdi mevcut parlamenter sisteme göre meclise konum biçiliyor ya da başka bir şey. Burada mesela zaman zaman duyarsınız milletvekillerinden.
Denir ki ya bazen öyle şeyler oluyor ki o kadar işte yani geçmiş dönemde görev yapmış, bugün emekli diyebileceğimiz milletvekiller. Biz işte el kaldırma indirme makinesi gibi davranıyorduk. Çünkü siyasi partilerden geliyordu, yani şu şekilde davranacaksınız diye öyle bir şey çıkıyordu. Şimdi de mesela hükümete hakim olan zaten meclise hakim oluyor. Dolayısıyla meclis aslında hükümetin gündemini takip etmek durumunda kalıyor. Tam tersine bu 16 Nisan'dan sonra inşallah evet çıktığında yeni düzenlemeyle meclis kendi asli işine odaklanacak, hükümet kendi asli işine odaklanacak. Birisi yürütme üzerinden millete hizmet edecek, birisi yasama üzerinden millete hizmet edecek. İkincisi, bakın bakanlar aynı zamanda milletvekili olduğu zaman özellikle icracı bakanlıklarda hangi ilin milletvekili ise oraya bir ayrıcalık olabiliyor sistem içinde. Geçen Cumhurbaşkanımız da burada bahsetti. Halbuki bakanlar bu yeni sistemde milletvekili olmayacağı için belli bir ilin milletvekili olarak davranma mecburiyeti olmayacağı için yürütme alanında daha objektif hizmetlere yoğunlaşması söz konusu olacak. Evet efendim, süreniz dar biliyorum. Bir iki soruyla bitireceğiz. Şimdi efendim deniyor ki evet de çıksa, hayır da çıksa bu ülkede bir şey değişmez, rahat olun deniyor. 16 Nisan'dan sonra 17 Nisan'da farklı bir sonuç çıkarsa hakikaten bu ülke rahat olacak mı? Şöyle, bu cümleyi kuruyorlar. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı yerinde kalacak, hükümet yerinde kalacak, başbakan yerinde kalacak. Fakat cümlenin devamını getirmiyorlar. Cümlenin devamında da şu var. Yine birileri milletten vize alamayınca sistem içinde bir yargı vesayeti, bir kriz çıksın, bir askeri vesayet olsun diye kollamaya devam edecek. Milletten vize alamayanlar yine sistem içerisinde krizler çıkarmaya, rejim krizleri üzerinden sistemi kilitlemeye çalışacaklar. Milleti ikna edemeyenler Türkiye'de, Türkiye'nin önünü açacak büyük meselelerde, büyük siyasetlerde sistem içindeki tuzaklarla bunu felç etmeye çalışacaklar. Dolayısıyla bu bir şey değişmeyecek değil. Türkiye çok büyük bir fırsatı kaçırmış olacak. Bakın herkes anayasa dediğinizdedir. Anayasa devletin yazılımıdır. Milletin nasıl bir hükümet modeliyle yönetilmek istendiğini, nasıl bir devlet modeliyle yönetilmek istendiğini gösteren temel bir yazılımdır. Geçen yüzyılın yazılımıyla bu yüzyılın hedeflerini yakalayamayız biz. Muhakkak surette bu reforma ihtiyacımız var. Ki Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış ve Parti Genel Başkanlığı yapmış. Herkes hayatının bir döneminde bu sistemin değişmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Çoğu da başkanlık sistemine vurgu yapmıştır. Ya Türkiye'nin tecrübesinde de bu var zaten. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı geldi gitti Adana'da bir toplu açılış töreni yapıldı. Nasıl Adana'da hava? Siz ilçe ilçe geziyorsunuz, mitingler yapıyorsunuz. Adana ile ilgili değerlendirmeniz nedir efendim? Ben 40 gündür işte bu kampanyayı yürütüyoruz Adana'da. İkiye ayırmıştım bu sefer. Yani tipik bir seçim kampanyası gibi yapmadım bunu. Bu 18 maddenin anlatılmasına çok önem verdim. İlk 15 gün tamamen bunların içeriğini anlattım. Bazen meydanlarda coşku oluyordu. Diyordum ki bana biraz müsaade edin, bir derdimi anlatayım 15-20 dakika. Ve tamamen bu içeriği anlatıyordum. Bu içerik yeterince anlaşıldıktan sonra önemini anlatmaya başladım bu sistem değişikliğini. Yani ben kendi kafamda kampanyayı ikiye böldüm. Bir müddet içeriğini anlatmak, bunu caddelerde yaptım, sokaklarda yaptım, kahvelerde yaptım, evlerde yaptım. Nereye gidiyorsam oraya yaptım. Özellikle meydanlarda yapmaya önem gösterdim. Meydanlarda sessiz, sakin bir şekilde, meydanlarda büyük bir coşku olsa bile biraz bana müsaade edin diyerekten bunun içeriğini anlatmaya çok önem verdim. Çünkü çok fazla kara propaganda var. Nitekim Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın bunları okumadan bazı değerlendirmeler yaptığı da ortaya çıktı. Sistem değişikliği ile ilgili şeyleri okumadan. Yani önemli bir iş yapıyoruz. Tarihsel bir dönüşüm gerçekleştirmek üzereyiz. Bunun iyi anlatılması gerektiğine, halkın idrakine güvenmemiz gerektiğine, halkın bir özne olduğuna, halkın iradesinin bu ülkede hep bunu gördüm ben. Siyasal tarihi okuduğumda da defalarca görüyorum. Halk elitlerden daha devrimcidir, daha öncüdür. Her zaman dönüşüm gerçekleştirmiştir. Halkın iradesinin güçlendiği durumda da devlet daha güçlenmiştir, hükümetler daha güçlenmiştir, Türkiye'nin istikrarı ve istikbali daha parlak olmuştur. Dolayısıyla burada halkın iradesini güçlendiren boyutunun daha iyi anlaşılması için çok gayret ettim. İkinci bölümde de işte bunun önemini anlatmaya çalıştık. Şu anda Cumhurbaşkanımız geldiğinde Adana'da bütün vatandaşlarımızın katılımıyla Adana'nın tarihi mitinglerinden birini gerçekleştirdik. Geçmişteki sayıların 2-2,5 katına ulaşan, maalesef o gün Kozan'da gelirken bir kaza oldu vatandaşlarımız.
kardeşlerimizi kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza şifalar diliyorum. Oralardan geliş mümkün olmadı çok fazla. Çok daha kalabalık olacaktı belki. Ama Adana tarihi bir miting gerçekleştirmiş oldu o gün. Ben şu anda da büyük bir coşku görüyorum. Büyük bir teveccüh görüyorum. Bunu daha açık ve net bir şekilde de söyleyeyim. Yani mesela işte bazı yerlere gittiğimde bu kadar Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırında 1295 kilometrelik bölümde herhangi bir karşı tarafta devlet kalmamış, ordu gücü kalmamış, polis gücü kalmamış. Türkiye çok güçlü bir şekilde terörle mücadele ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanındaki kardeşlerimizin bu meselenin bir parti meselesi olmadığını, bir devlet ve milletin geleceği meselesi olduğunu çok iyi kavradıklarını ve bunu çok iyi içselleştirdiklerini görüyorum. Nitekim aynı şekilde mesela Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi, daha iyi refah üretilmesi yönünde talebi olan, diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı vatandaşlarımız hayat tarzıyla ilgili soruyorlar. Ben de diyorum ki hayat tarzıyla ilgili aslında tam da bu sistem garantiye altına alıyor. Bir kişinin hükümet kurmak için %50'nin üstünde oy alması demek, farklı hayat tarzlarını kuşatması demek. Farklı kimlikleri bir araya getirmesi demek, hayat tarzları arasında bir toplumsal koalisyon kurabilmesi demektir. Dolayısıyla bu aslında hayat tarzlarını daha çok garanti altına alan, Türkiye'de hayat tarzlarına bir tehdit olmadı, kimsenin hayat tarzı tehdit edilmedi ama vatandaşlarımızın sorduğu her soru meşrudur. Evet vereceğim diyenin de başımızın üstünde yeri var, hayır diye vereceğim diyenin de başımızın üstünde yeri var. Ama hayır vereceğim diyen kardeşlerimize niçin evet verilmesi gerektiğini biz anlatmakla mükellefiz. Siyasi misyonumuz bu. Onlara da söylüyorum. Yani Türkiye'de hiçbir kimlik tek başına, hiçbir hayat tarzı %50'lik bir oy oranına sahip değil. Ben şunlardan %50 aldım, diğerlerine baskı yaparım gibi bir şey zaten söz konusu değil. Ama kendiliğinden bazı hayat tarzları dışlanacak diye düşünülüyorsa %50'nin üstünde oy almak ihtiyacı zaten bütün hayat tarzlarını garanti altına alıyor. Demek ki bütün hayat tarzlarından oy alacaksınız ki %50'nin üstüne çıkabilirsiniz. Adana'nın çeşitli yerlerinde oturan Kürt vatandaşlarımız aynı şekilde. Onlara da söyledim. Bakın Türkiye'de geçmişte bazı devlet bürokratlarının yaptığı inkar politikaları sona ermiştir. Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak hepimizin ortak değeridir, ortak çatımızdır. Özgürlük talebi bunun altında mümkün olabilir ancak. Ama şimdi bakın PKK terör örgütü Kürtlere en büyük baskıyı yapıyor. En büyük inkar politikalarını uyguluyor ve asimilasyonu gerçekleştirmeye çalışıyor. Türkiye'nin demokrasisi büyüdükçe, Türkiye'de halkın iradesi büyüdükçe Türkiye'de herkes özgürlükten payını alıyor. Ama bu birlik ve beraberliği koruyarak. Dolayısıyla çeşitli siyasi görüşlerden baktığınızda da vatandaşlarımız açısından bu net bir tablo olarak ortaya çıkıyor. Bu şeyden bahsediyorlar. İşte bu eyalet sistemi falan gibi düzenlemeler olabilir. Tabii bu siyasal tarih bilmemekle ilgili bir şey. Yani biraz da siyasal düzenleri bilmemekle. Dünyada eyalet sistemi olan devletlerin çoğu çeşitli eyaletlerin bir araya gelmesiyle kurulmuş devletler. Mesela işte Amerika Birleşik Devletleri böyledir. Dünyanın başka yerlerindeki devletlerle öyledir. Yani bir modeli bir yerden alıp da başka bir yere uyguladığınızda bunun hiçbir sonuç vermediği görülmektedir. Türkiye'de de bizim öteden beri düşüncemiz şudur. Bazı kesimler bu eyalet meselesini gündeme getirdiklerinde biz bunu kategorik olarak reddettik. Böyle bir tartışmanın Türkiye'nin demokrasisine katkı sağlamayacağını söyledik. Bazıları hani eyalet olursa daha çok demokrasi olur diyorlar. Tam tersine Türkiye'nin demokrasisine verilebilecek en büyük zarardır bu. Çünkü Türkiye'de bir demokrasikleşmeyle ilgili bir takım işlerin yapılması gerekiyorsa bunlar reformlarla olur. Bu eyalet ve benzeri şeyler bunlar yapay düzenlemelerdir. Özellikle dışarıdan bu tartışmalar yapıldığı zaman. Türkiye'nin buna ihtiyacı yoktur ve biz şu anda Türkiye'de hükümet sorumluluğunu üstlenen insanlar olarak herhangi bir şekilde eyaletle ilgili bir düzenleme vesaire gibi konuları şimdiye kadar hiçbir şekilde gündemimize almadık. Bunları reddediyoruz ve zaten bu yaklaşımları da hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin şu anki üniter yapısının bu şekilde Türkiye'nin demokrasinin güçlü olması için de en doğru model olduğunu düşünüyoruz. Evet Sayın Bakan, çok teşekkür ediyorum. Son bir cümle, sandığa giden vatandaş için pazar günü ne söylersiniz efendim? Şu, yani açık yüreklilikle tartışıyoruz. Burada bazı suçlamalar yapıldı. Sanki hayır diyen vatandaşlarımıza terörist deniyormuş falan gibi. Ne Cumhurbaşkanımız ne arkadaşlarımızın hiçbirisi böyle bir şey söylemedi. Evet diyen vatandaşımızın da başımızın üstünde yeri var. Hayır diyen vatandaşımızın da. Hepsi bizim kardeşimiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları arasında ikinci sınıf yurttaş yoktur. Hepsi birinci sınıf yurttaştır. Bu memlekette bir ve beraberiz. Ama biz
net bir şekilde Türkiye'nin gerek milli bütünlüğünün korunması açısından, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılın tehditlerine karşı doğru adımlar atabilmesi, ekonomisini büyütebilmek için doğru reformlar yapması ve Türkiye'nin bu yüzyılda önemli bir aktör olması için bu sistem değişikliğine evet denilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu meseleyi bir parti meselesi olarak değil, vatandaşlarımızın, devletimizin geleceği, milletimizin geleceği meselesi olarak ele almasını arzu ediyoruz. İnşallah Adana'mızdan güçlü bir evet çıkmasının da ülkemizin bundan sonraki geleceği için kıymetli olduğunu ifade ediyoruz. Bu vesileyle hemşehrilerimizin hepsine sevgiler, saygılar sunuyorum. Bütün Adana'daki kardeşlerimize sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, gazetecinin bu akşam da sonuna geldik. Konuğumuz Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Sayın Ömer Çelik'ti. Yeniden birlikte olmak üzere, hoşça kalın efendim.